ihbarında bulunacaktım. Minnet Sokak ama numarasını bilmiyorum. Bir oto tamircisi burası. Kavşağın hemen yanında. Acele edin lütfen. Ay. Kartal'ı mı arıyorsun? Of. İçeride biri var mı? Kartal! Kartal orada mısın? Ses ver, bir şey söyle. Yine açmıyor mu? Açmıyor tabii. Öldürecek bu çocuk beni. Kartal abi nerede? Yok. Yani tamirhanede. Ne oluyor? Ne oluyor? Konuşsana Amy, ne var? Tamirhane yanıyor. Anne çabuk. Kartal da içerideymiş. Nerede buldun mu? Evet, Cengiz Cevdet'in ya, tamam. Geldi, mahvolmuş. Allah'ını seversen, evladın yok mu? Anne!
misin? Bak bana. Bak, hadi kalk. Hadi ne olur. Kalk Kartal. Kalk. Kartal. Kartal gel. Gel ne olur. Hadi. Hadi bir gel. Hadi ne olur kalk. Hadi son bir güç. Hadi Kartal. Gel. Gel. Gel canım. Gel canım gel. Gel. Tut tut. Hadi. Kartal. İyi misin yavrum? Abi. Abi. Dilara. Sağ ol. Hayatımı kurtardın. İşi varmış burada. Vallahi onu sormaya vaktim olmadı. Her şey iyi, her şey iyi, her şey böyle baba. Ne yaptın sen? Gerizekalı ne yaptın? Az daha kardeşini öldürüyordun, haberin var mı? Duydum, öyleymiş. Öyle miymiş? Ne mi yani söyleyeceksin? Mahalleye yabancıyım. Neresi kimi tam kavrayamadım. Kuzgun, orayı niye yaktın? Ya cevap ver! Bir şey söyle! Daha dün bir, bugün iki. Niye böyle bir şey yaptın? Dila, vallahi acayip yorgunum. Hadi evine. Kardeşini öldürüyordun aptal. Bir tepki ver ya. Taş mısın sen, nesin? Ben seni tanımıyorum Kuzgun. Sen kimsin? Sen kimsin ya? Kimsin? Ya bir sus yeter! Sus! Kimsem kimim? Ne gizliyorsun ya etrafımda? Hangi akla, hangi sıfatla? Kimsin, kimsin? Asıl sen kimsin? Hiç kimse. Ya bir sal beni, sal! Bir bırak ya, bir uzak dur! Babanın çalışanlarından biriyim, bu kadar. Onlara nasıl davranıyorsan bana da öyle davran. Hiç şüphen olmasın. İyi. İyi tamam, hadi git. Git, bir daha böyle kafana göre gelme buraya. Biten de.
Sen mi taşındın buraya? Geleceğini, döneceğini biliyordum, biliyordum. Döndüm, döndüm. Ama sana değil. Olsun.
yaşasın ya. Canın sağ olsun. Meryem Hanım. Kaldır başını, kaldır. Kaldır, kaldır. Seçimlerinin arkasında dur ama, değil mi? Senin uğrunda birini öldürdüğün iki tane evladın var. Kaldır kafanı, onlara git. Günaydın Meral abla. Günaydın kızım. Babamlar uyandı mı? Ali Bey'le kahvaltı ediyorlar. Hala konuşmadı. Ama fazla dayanmaz, bugün dökülür. Nerede tutuyorsunuz? Bizim limandaki depoda. Arka tarafta. Sürpriz bir şey çıkacağından değil de ben yine de konuşturacağım herifi. Yoksa alacağım cevaptan eminim. Kuzgun mu? Kesin. Dilan Nevşehir'e gitti. Güya bu kıtıpiyoz kaçırdı, öteki de kurtardı tezgahını. Duymak istediklerini değil, gerçekleri itiraf ettir. Kuzgun, Dila için düşündüğümden daha önemli. %100 emin olmadan harekete geçme. Günaydın. 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 Oo Ali Bey, ne zaman döndünüz? Yeni döndüm. Özel mi konuşuyordunuz? Yok canım. Yok. Ben kalkıyordum zaten. Hadi görüşürüz. Senin daha iyi bir yalanın var mı babacığım? Nevşehir meselesini konuşuyorduk. Sonuç? Ya, bakacağız. Baba bana dürüst ol Allah aşkına. Bazı insanlar eceli gelse de ölmez. Ölümsüz oldukları için değil. Aa bak, boğazımdan geçmez yoksa, hadi sana hazırladım. Bazı insanlar ölmez çünkü hiçbir kul onların ölümüne sebep olmak istemez. Çünkü korkar. Bilir ki bazı insanların kader çizgisiyle oynarsa bedelini sadece kendi ödemez. Zalimlerin ömrü uzun olur diyorsun yani. Ailesi güvende olur. İyiliğiniz için edebiyatına giriş ders bir. Evet. Beni anlamadığını biliyorum. Zaten benim bütün çabam da bu. Sen beni hiç anlamak zorunda kalma, olmaz mı hanım benim? Sen, Defne, Naz, hiçbiriniz beni anlamayın. Bazen
denize düşenin yılana sarılacak vakti olmaz. Ya ölür, ya yılanın kendi olur. Ela, kızım, ben bu aileyi ayakta tutmak için tam 37 yılımı verdim. Şimdi bu aileye uzanan eli kesmezsem kaybetmem 3 gün sürmez. Afiyet olsun. Şoför. Şermin'cim, rica ediyorum günlük magazin ihtiyaçlarını sabah programlarıyla gider, olur mu? Aa, ne dedim ki ben şimdi? Hala! Minik fare. Günaydın. Günaydın. Gidiyor musun? Evet. Günaydın. Günaydın. Seda abim nereye gitti biliyor musun? Alim geldi. Babam nerede? Çıktı miniğim. Babanın acil bir işi çıkmış, gitmek zorunda kaldı. Ona ne şüphe. Hadi kızım, geç kalacaksın. Aferin sana. Server Bey, merhabalar. Dila ben. İyiyim, teşekkürler. Bizim şu limandaki depoların adresini öğrenip bana döner misiniz? Evet, evet, çok acil. Teşekkürler. Her zaman böyle dikkatsiz misin? Siftah dün geceye kısmetmiş. İçeride biri olduğunu anlamadın mı? Yaktığıma göre. Peki içeride kardeşin olduğunu bilseydin, ben yak deseydim, yine yakar mıydın? Yakmazdım. Ama bunun öyle kan bağıyla falan bir alakası yok. Sebepsiz yere kimseyi öldürmem ben. Peki ben sorayım. Sen içeride kartalın olduğunu bile bile yine de bana orayı yaktırır mıydın? Yaktırırdım. Ama dün gece içeride biri olduğunu bilmiyordum.
Anne. Anne. Nerede, bulamıyorum. Dolaptaydı. Anne. Buldum. Anne. Tansiyon mu düştü, ne oldu ya? Bilmiyorum ki. Anne. 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 Anne benim, Kartal. Yavaş yavaş. Anne ne oldu, bir yerin mi acıyor? Doktora gidelim. Annem ne oluyor ya? Kuzgun döndü. Anne gel biraz yat, gel kendine. Oğlum döndü, abiniz döndü. Tamam ben. Delirmedim ben Kartal. Kuzgun döndü. Kuzgun döndü. Karşıya taşınan oymuş. Karşılaştık. Allah'a şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun Allah'ım. Efendim Server Bey. Evet biliyorum orayı. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ne istiyorsun? Bir şey değil. Bir iki soru soracağım. Sen Rıfat'ın beni Kartal'la sınayacağını nereden biliyordun? Zalimliğin meşrebini bilirim az çok. Nedir, onun adamı falan mısın? Hayırdır? Birinin adamı olmak için fazla yaşlıyım artık. O dün bana tamirhaneyi yaktırdı. İçinde Kartal'ın olduğunu bile bile beni oraya gönderdi. Anlatabiliyor muyum? Adamı değil misin? İster bile bile gönderir, ister bilmeden. Sen bu işe bile bile girmedin mi çocuk? Daha dur, yolun başındasın. Canın yanmadı, sınanmadın. Kurban vermedin. Yok, ben anlatamadım herhalde kendime. Ben buraya kurban vermeye dönmedim. Ben onları kurban etmeye döndüm. Rıfat babam ne yaşadıysa aynısını yaşayacak. Oğlun elindeki kanlarla boğacağım. Şerefi ellerimle öldüreceğim. Maşasını da. Dilya. Dilya'ya ne yapacaksın? Onu öldürmeyeceğim. Daha beterini yapacağım. Kimsesiz bırakacağım onu. Bana yaptıkları gibi. Onlar mezara, ben en tepeye. Güzel hayal. Sen bu ismi tanıyor musun?
Dün konuşturduğum adam Cemal mi Kemal mi ne? Bu ismi verdi bana. Boş küme o isim. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Dün selası okundu. Tamam işte bak ben doğru yoldayım artık. Kime çalışıyorsa fişini de o çekmiş. Rıfat'ın deposunu yaktıran adama giden yol bu isimden geçiyor. Madem sokakların kulağısın. Bu adamın kimle bağlantısı olduğunu da biliyorsundur herhalde. Ha? Kapıda hayır kurum mu yazıyor? Sana neden yardım edeyim? Babama söz vermişsin. Yetmez mi? Lan oğlum! Hem kendini yoruyorsun hem beni yoruyorsun. Konuş! Kardeşimi kaçırmanı senden... Bu adam mı istedi? Ha? Bari itiraf et. Kimseyle alakam yok. Para için kaçıracaktım. Zengin kız. Başka bir niyetim yoktu. Yoktu. Lan sen. Aptal mı lan sen karşında? Aptal mı senin karşında? Kimin adresi? Aradığın adamın. Şeref Dağıstan. Bir dakika, iyi de o Rıfat'la ortak değil mi? Niye ona zarar vermek istesin? Yanlış sorularla doğru cevaba ulaşamazsın. Sorman gereken ben bu isimle ne yapacağım? Eğer karşısına çıkarsan savaş başlar. Yanarsın, yakarsın, kurban verirsin. Benim kurban verecek kimsem yok. Gördüğün kadarım tek tabanca. Onlar bulurlar. Elinde kumaş da var ölçüde. Eğer sözünün adamıysan bir kefen biçmeyi becerirsin. Bu kıyağını unutmam. Eyvallah. Canlan konuş. Ne diyorsun lan? Tamam söyleyeceğim. Kardeşimi kaçırmanı kim istedi senden? Ali? Ne oluyor burada? Dila gel dışarıda konuşalım. Bırakın adamı. Dila sen karışma. Abi! Söyle adamlarına bıraksınlar. Siz geçin ofise. Sen ne yapıyorsun ya? Kimseye benim yüzümden zarar vermene izin vermem. Allah aşkına şu çiçek böcek edebiyatını bana yapma. Git adliyede mi satıyorsun? Nerede satıyorsan orada sat. İkimiz de gayet iyi biliyoruz adamı bırakacaksın. Bırakacağım zaten.
seni kaçıranı itiraf etmek üzereydi. Söylesin sonra. Hayatımı kurtardı diye bir de suçlu mu çıkaracaksın? Ya sen zeki kadınsın. Görsene tezgahı. Ya yeter! Yeter abi. Kuzgun'la uğraşmayacaksın Ali. Yaşadıkları yetmedi mi ya? Hepimiz ona borçluyuz. Ya bırak Allah aşkına. Son sözümü söyledim. Kızım herif seni kaçırıyordu be. Bu adam Kuzgun'un kankası. Ben... onun canını bağışladım. Hadi bakalım. Çık hadi. Duydun beni, çık hadi. Kuzgun'u itiraf edeceğini bildiğin için yapıyorsun değil mi? Biliyorum işte. Hiçbir şey bildiğin yok. Ne bakıyorsun, hadi ikile. Bu adamın kılına zarar gelmeyecek Ali. Yoksa yemin ediyorum bir daha yüzümü göremezsin. Anladın mı? Tamam mı? Kızım sen aptalsın. Harbiden aptalsın. İki çocukluk anası, iki çift güzel söz. Bitti gitti değil mi? Hemen tav oldun. Ne oldu Dila Hanım? Seni kullandığını kabullenmek ağır mı geldi? Babasını satanları unutur mu lan herif? Aklın alıyor mu senin böyle bir şey? Herif bizi bitirmek için geldi. Senin sayende böğrümüzü açtık, bekliyoruz. Bak ben sana söyleyeyim. Bu dönem Kuzgun değil. O çocuk öldü. Bu dönem bizim düşmanımız. İntikam almak için geldi. Hepimizi tek tek avlamak için geldi. İlk avda sen olmuşsun. Haberim bile yok. Şeref Bey. Depo yangınını araştıran kişiyi bulduk. Kimmiş? Kuzgun Cebeci. Eski polisin oğlu mu? Evet. Bir şey daha var. Adam Rıfat Bilgin'e çalışıyor. Mekanı onun şirketine kayıtlı araçla gitmiş. Rıfat onu indirmek istediğimizi çözdü mü dersin? Efendim, hemen sarın etrafını. Ne oluyor? Biri gizlice çiftliğe girmiş.
Sakin. Silahım yok. Kuzgun kim? Silah yok, yok. Bir bu var. Olur mu? Tanıdın mı lan beni? Ya duyamadım ki ben seni. Tanıdım. Senin selamını okutacağım ben de. Korkma, bugün değil. Düş önüme. Beyler selamun aleyküm. Ne oluyoruz ya? Texas mı burası? İndirin silahları. Şeref de Aslanlı. Kendimi takdim edeyim. Ben Kuzgun Cebeci. Yusuf Cebeci'nin oğlu. Kim olduğunu biliyorum. Namım önden gelmiş. Ne güzel. Ne güzel. Ne istiyorsun? Merak etme. Seni öldürmeye gelseydim bu kadar seyirci toplamazdım. Şimdi şu çakalları gönder de seninle iş konuşalım. Rıfat'ın deposunu senin yaktırdığını biliyorum, olur mu? Nedeniyle ilgilenmiyorum, açık konuşayım. Umurumda da değil. Ama hedefimiz ortak. Rıfat Bilgin. Şimdi sen söyle. Yöntemimizi konuşalım. Rıfat Bilgin'i nasıl bitiriyoruz? Bak koca arsayı ne güzel çevirmişsiniz telle de, şu arka tarafın telleri var ya, orayı çok değil böyle bir buçuk metre yükseltin. Hırlıya hırsıza yol gösterir gibi olduk ya. Tamam Kıvırcık. İcabına bakalım mı? Sırası gelince önce o Rıfat'ı temizlesin.